İyi, teşekkürler siz. İyi, bize teşekkürler. Alışveriş yapıyorsunuz. Evet, alışveriş yapıyoruz. Bazı indirimler varmış, onları kaçırmak istemedik. O yüzden buraya geldik. Buradan da başka işlerimiz var, onları halledeceğiz. Yaz tatiline hazırlık sanırım. Bir plan yapıldı mı şimdiden gidecek mi bu yerlere? Şimdi bir süre buradayız aslında. Evet. Bir 15 gün ya da Haziran boyunca burada olmayı planlıyoruz. İşlerimizi toparlayıp öyle çıkacağız tatile. Sürprizimizi söyleyelim mi? Merakla bekliyoruz biz de bir sürprizimizi. Paylaştın gerçi ama. Aynen ama belki onlar bilmiyorlar. Yani aynen, karavan planımız var. Biz bir karavan planımız var şu anda. Karavan yaptırıyoruz. O karavanın işleriyle uğraşıyoruz şu anda. Yapımı bu ayı bulacağı için bitişi. O yüzden bu ay büyük ihtimal buralarda olacağız. Doğayla iç içe uzakta aslında. Hem insanlardan hem kalabalıktan uzakta güzel bir tatil diyebiliriz. İşte öyle planlıyoruz ama bakalım neler olacağını tabii bilmiyoruz. Hani biz de ilk defa böyle bir şey deneyimleyeceğimiz için. Şimdi işte o bitene kadar burada o işlerle ilgileneceğiz. Karavanımız bittikten sonra da yollara döküleceğiz. Ay, bakalım. Rota çizildi peki? Direkt Ege kıyılarından itibaren mi yoksa bir ters Karadeniz mi? Yani aslında ailemiz Ege'de olduğu için bir Ege'ye mutlaka uğramak istiyoruz. Onların da bu pandemi döneminden dolayı torun hasreti fazla. Evet. Bayağıdır görmüyorlar. Aynen, Mina'yı görmüyorlar bayağıdır. O yüzden bir önce mutlaka Ege'ye uğrayacağız. Bakalım. Aynen, bir İzmir'e uğrayıp ondan sonra da işte böyle güneye doğru inmeyi planlıyoruz ama böyle kesin hani bir şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye net bir rota yapmadık. Zaten bu işin olayı da biraz böyle rotasızlık ya, hani o yüzden biz de ona uyalım, hani biraz yolda giderken yolda bazı şeylere karar verelim, yolları yeni bir gözle keşfedelim istedik. O yüzden öyle çok plan program yapmadık. Peki, en sonunda diziniz biliyorsunuz final yaptı. Sonrasında hemen yazın bir proje olacak mı yoksa yeni sezonda hani yazın tamamen bu karavan ve dinlenme olup sonrasında bir projede mi yaranmayacak? Yani şu anda tabii daha dizi çok yeni bir şekilde bitti. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Bakalım, yani bizim işlerde biliyorsunuz her an her şey olabilir. O yüzden o yüzden ben karavanla tek devam edip Mina'yı alıp yani. Ben Mina'yı alıp karavanla devam edip Müge kalabilir. Şimdilik öyle planlıyoruz değil mi? Yani tabii ki de ne olacağı belli olmaz. O yüzden bakalım, göreceğiz yani her şey yolda. Biz bir röportajda aslında tanışma hikayeniz, aşk hikayenizin bir filme dönüştürme projenizin olduğu haberleri çıkmıştı. Yani bunda bir son gelişme ne dedin? Hani düşünüyor musunuz, yazma durumu var mı şimdiden? Valla onun için ben aslında böyle bir hani bir süre tek başıma bir yere gidip bir şeyler yazmayı düşünüyorum. Eğer bu yaz fırsat bulabilirsem onun da yazmam gereken şeyleri devam etmeyi düşünüyorum. Çünkü bir kısmını yazmıştım zaten. Dediğim gibi o tamamen benim biraz böyle kafamı yoğunlaştırıp oturup yazıyor olmam gerekiyor. Yani öyle bir hayali var mı gelin aslında? Evet. Filme dönüştürme hayali. Küçük küçük notlarım var. Hani onları böyle bir tekrardan toparlamayı düşünüyorum. Şimdi işte dediğim gibi belki yaz sonuna eğer bitirebilirsem bunları, yaz sonundan sonra belki bununla ilgili de çalışmalara başlarız. Peki hemen mi planlıyorsunuz yoksa ileriki yıllarda hani biraz daha biriktirip öyle mi filmi vallahi işte o tamamen yazarken ne çıkacağıyla biraz alakalı bilirim ama hani olursa hemen de olabilir. Çünkü şöyle bir şey var, hani 15-20 sene sonrasına hani hala planlayıp yaparsanız sizi kim canlandıracak bu sefer? Doğru mu olacak? Yani ama biz mi canlandıracağız? Evet, şimdi onu da bilmiyoruz yani, belki başka oyuncular olacak. Yani muhtemelen zaten başka oyuncular olur herhalde. O da işte projelerimizden bir tanesi. Yani bu yaz inşallah yazabilirsem dediğim gibi. Çünkü biraz böyle sakin kalmak gerekiyor. Aslında karavan da bunun için çok iyi bir şey. İyi bir lokasyon, aynen. Bak hiç bu şekilde karavana bu gözle bakmamıştım ama bir gerçekten... Daha bir cazip geldi. Şu an böyle bir ışık yaktı. Bu da benim spor hocam Görkem Pilti. Burada karşılaştı. Öyle yani. Peki bir röportajı yine röportajda aslında kalabalık aileleri sevdiğinizi söylediğiniz şey kadar çocuk durumunda. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz? Hala aynı şeyleri söylüyoruz. Kardeşliğe hazır mı? Ablama. Ya Mina, biz de şu an yeni keşfetmeye başladık. Şu anda işte bir tane yeni kuzeni oldu Mina'nın. Ablamın kızı oldu. Onunla yani ondan küçük bir bebekle ilk defa karşılaştı ve inanılmaz sevecen yaklaşıyor, gidiyor, sarılıyor, evet, öpüyor sürekli falan. Herkes de zaten onun esprisini yapıyor. Hani Vina'ya kardeş, evet, evet, kardeş özlemi başlamış gibilerinden. Kardeş sinyalleri veriyor diye.
Vallahi işte bilmiyoruz, istiyoruz bakalım. Hayırlısı. Bu işler kısmet biraz, evet. Kesinlikle. Yani öyle çok plan yapmak da istemiyoruz hani böyle her şey planlı programlı olsun. Ama öyle bir düşüncemiz var. İşte doğru zaman geldiğinde bence o da olacaktır. Yani. Peki, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi tatiller. İyi tatiller. Teşekkürler.